Şimdi hocam önemli bir sorum var. Bilmiyorum tanıyor musunuz soruyu soran kişiyi. Melike Canan. Oo Melike Canan. Akrabam sayılır. Sayılır mı hocam tanıdık geliyorsa? Benim küçük aşkım <laughs> evet. Melike Canan. Hocam kızınız soruyor. Diyor ki piyano çalarken beynimizde neler olur? Biz piyano çaldıkça nasıl ustalaşıyoruz? Güzel söylüyor. Bu arada bu soruyu soran var ya bir piyano çalıyor, 5 senedir valla öyle bir ilerleme gösterdi, hayretler içerisindeyim. Hani bu kadar sene nöral plastisti anlatıyorum sinir sisteminin gelişimini falan, ama insan kendi kızında, kendi çocuğunda görünce hakikaten tuhaf oluyor. Melike'yi çok yakında inşallah Türkiye'yi sallayan bir müzisyen olarak göreceğiz. Öyle düşünüyorum. Kendisi de bayılıyor bu işlere. Yeni Chopin'in hatta bir parçasını çalışıyor şu anda baya bir kasıyor. Bana bir online konser verecek bakalım izleyeceğiz böyle. Şimdi efendim piyano ya da herhangi bir enstrüman ya da herhangi bir bedensel beceri özellikle el becerisi e, beynimizle el arasındaki çok özel bir bağlantı sistemi sayesinde ustalaşmamızı sağlayabiliyor. Bizim insan e, insanoğlunun beyin evriminde en önemli şey şu ellerin serbest kalması ve maharetli işlerde bunların kullanılabiliyor olması. Ama bu ellerimiz sadece elin marifeti değil yani bu maharetli işler yapmak. Elle beyin arasında çok yoğun bir bağlantı sistemi var ve özellikle bunun için bazı emir götürücü yani parmaklarınızdaki kaslara emir götüren bazı yan yollar gelişmiş ve beyinde özel alanlar var ve bu alanlar sadece mesela işte baş parmağın ya da işaret parmağının kontrolüne ayrılmış. Bizim beynimize bakarsanız bu alanlar kocaman kocamandır. Diğer canlılara göre eli kontrol eden alan çok çok büyüktür mesela. Yine ağzı dili kontrol eden alan çok büyüktür. Hatta o işte alanlara göre bir adam heykeli yapıyorlar. Ona da homunculus diyorlar. Ee, küçük insan demektir o. böyle orantısız bir insan heykeli çıkıyor. Homunculus diye aratırsanız internette garip resimlerini görebilirsiniz. Şimdi bu beyindeki büyük temsil alanları şu anlama geliyor. Çok fazla sinir hücresi bu işe tahsis edilmiş. Yani Eller demek ki önemli bir iş yapacak. Ne yapacak? Bu ellerle çukurda kazabilirsin, adamın boğazında sıkabilirsin, ince ince işli işte bir yüzük de, pırlanta yüzük de yapabilirsin, ne bileyim e, nakışta dokuyabilirsin, her şey yapabilirsin bu ellerle. Valiz taşımaktan nakış dokunmaya kadar her işe uygun bir maharet var. Bu kadar geniş aralıkta mahareti olan pek bir canlı ya da organ başka bulamazsınız. Eller önemli. Ama bir şey daha var. Biz Herhangi bir fiziksel dünyaya ait bir şeyle uğraşıyorsak ellerimizle ilginç bir şey oluyor. Şimdi ilk bildiğimiz hali şuydu, eski hali. Yani biz elimizde bir şey yaptığımızda beynimiz bakıyor, eli bu çok kullanıyor diyor ve ben buna daha fazla sinir hücresi tahsis edeyim diyor ve alanlar büyüyor. Fakat bu alan büyümesinde şöyle bir durum var. Siz gece yatmadan önce piyano çaldığınızı sadece hayal etseniz bile 5-10 gün içerisinde beyninizde parmaklarınızı kontrol eden alanlar büyüyor. Yani piyano çalmanıza gerek yok. Sadece her akşam 5-10 dakika piyano çaldığınızı düşünüyorsunuz. Yani hayal ediyorsunuz. Ve beyniniz bir şekilde buna o alanları büyüterek cevap veriyor. Yani sanal da olsa elleri kullanma fikri beyni etkiliyor. Fakat şimdi buna yeni bir bilgimiz eklendi. O bilgi de şu. Biz ister çamurdan heykel yapalım, ister resim yapalım, ister bir müzik aleti çalalım, ister işte gerge fişleyelim, ne yaparsak yapalım. Ellerimizle o geçtiğimiz interaksiyon var ya mesela Melike piyano çalarken gözlerimi ellerinden alamıyorum be. Yani Hel dürüküldür, dönüşüyor. Mesela akorları basarken o tuşları böyle bazen okşar gibi, bazen vurur gibi falan basmaları var. Şimdi bunların hepsi yani bu parmakların temasları, yaptığı şeyler beyne devamlı bilgi olarak gönderiliyor ve beyin buradan bir geri bildirim alıyor. Bizim beynimizde ayna nöron sistemi diye bir sistem var. Bu sistem Şimdiye kadar karşıdaki insanın duygularını falan anlamak için işte onun beden dilini okumakta kullandığımız bir yapı olarak biliniyordu. Ama şimdi aynan nöron sisteminin bir başka özelliğini daha biliyoruz. Ellerimizden gelen bilgiyi yani maddenin elimize verdiği tepkiyi alıyor, kaydediyor ve beynimizi o maddesel nesnenin, piyanonun ya da çamurun ya da boyanın davranışına göre dönüştürüyor. Yani beynimiz uğraştığımız şeyin davranışını içselleştiriyor. Piyano tuşlarının nasıl davranacağı, parmağımın hangi pozisyonda, kolumun hangi açısından nasıl bir sesin geleceği gibi son derece karmaşık örüntüleri bizim yapay zekaya bile yaptıramayacağımız karmaşıklıkta şimdilik tabi patır patır öğreniyor. Ve bu olurken de hem beyindeki temsil alanları büyüyor hem de bir şey daha oluyor. Sezgisel ve çok hızlı karar verebilen bir hareket yönetim devresi de gelişiyor. Yani artık düşünmeden Otomatik pilotta zart 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 basarak bir işi yapabilir hale geliyorsunuz. E tabi bunun bir bedeli var. İşte Malcolm Gladwell'in söylediği bir şey var. Tam bilimsel çalışmalara dayanmıyor ama kabaca doğru kabul edebiliriz. Bir işte böyle usta olmanız için minimum 10.000 saat vakit yatırmanız gerek der gazeteci Malcolm Gladwell. Doğru da söyler. Bunun için de genellikle birçok insan buna itiraz ediyor. Çünkü şöyle bir hani sonucu var bu ifadenin. Yani 10 bin saat çalışırsan olur. Yani sıkıyorsa çalış demektir. Bazı Hayır canım bazıları yetenekli doğuyor falan diye. Hemen ilk verilen örnekte Mozart'tır mesela. Zira Mozart 5 yaşında senfoni bestelemiştir. Evet doğru. 10 bin saat çalışmaya vakti olmamıştır 5 yaşında olduğunda. Peki ben herkese sorarım. Mozart'ın 5 yaşında bestelediği senfoni dinleyen oldu mu diye. Hayır yoktur çünkü berbattır. Hiç çalınmaz. Mozart'ın 5 yaşında konçerto bestelemesinin sebebi Mozart piyanonun üstüne doğmuş bir çocuktur. Yani Doğduğunda muhtemelen bir berandan önce piyanoya bastı bu çocuk. İlk adam gibi eserini ise 12 yaşında yazmıştı ve 12 yaşa kadar her gün piyano çalan bu takıntılı obsesif çocuk 10 bin saati çok aşkın bir süre zaten piyano çalmış durumdaydı. Dolayısıyla bu kuralın pek şeyi yok, istisnası yok. Yeterince uğraşırsanız beyniniz değişir. Ama burada yine meslek seçiminde nelere dikkat etmeniz diyen arkadaşlara da belki bir düşünce malzemesi olur. Şunu söyleyeyim. Siz bir işe niye 10.000 saat yatırırsınız? Yani neden 10 bin saat yatırasınız bir işe? Yani nasıl yatırılır abi? 10 bin saat bir iş nasıl yapılır? Bak ben on binlerce saattir konuşuyorum. Niye? Konuşmayı seviyorum. O işi seviyorsan yaparsın. Yani o işe dair bir motivasyonun varsa yaparsın. Aksi takdirde ben X işinde usta olacağım diye 10 bin saat değil, bin saat sonra delirirsin yani. O iş yeter lan dersin artık çalışmıyorum. Dolayısıyla sevdiğiniz şeyde ustalaşın. Yani içinde akacağınız şeyde ustalaşın. Bizim 4-5 sene evvel annesi Melike'yi bir yaş günü hediyesi olarak aslında piyano kursuna götürmüştü da Melike istediği için ve Melike sevdiği için devam etti. Biz hiç Melike'yi zorlamadık mesela. Melike çok sevdi piyano çalmayı ve hala da sağ olsun Ankara'daki Gala Müzik Akademisi mesela muhteşem işler yapıyorlar. Ankara'daysanız Gala Müzik Akademisi çay yolunda muhakkak e, tanışın. E, sevgili Çiğdem Hoca ve Abbas Hoca e, bizim Çiğler'in hocası. Tab bak bizim Metan da mesela davul kursuna gitti orada ama Mete Davula değil de e, başka olaylara merak sardığı için biraz bıraktı. Çok davullara çok ama arada stüdyoya gidip rock'n'roll yapıyoruz. Fakat sevdiği için Melike sürekli çalışıyor. Bazen mesela tembellik ediyor diyelim. E, dinliyorsa şu anda beni biliyor ne demek istediğimi. Mesela tembellik edince de diyelim bir dinleti ya da bir şey de istediği gibi olmuyor. Hemen fark ediyor ki sürekli çalışmadığı zaman ilerleme sağlayamıyor. İlerleme sağlayamayınca da o işten kopuyor. Dolayısıyla sevdiğiniz işte süreklilik. Hayatın kuralı budur. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Hayatınızda mucize arıyorsanız bir tane mucize var arkadaşlar. Mucize gerçekleştirmenin bir tek yolu var. Çıkarın kağıdı kalemi bunu not alın. Ben çok geç öğrendim ama bence en önemli motto hayatta istikrar mucizedir. İstikrar mucizedir. Devam ederseniz taşı delersiniz. Sistem bu. İstikrar mucize yaratır. Dolayısıyla kaptı <laughs> Kimse zurnacı olmuyor farkında mısınız <laughs> diye yorum gelmiş. Yani. Kimse zurnacı olmuyor Oluyor efendim oluyor. Hüsnü Şenlendirici aslında bakarsanız bir zurnacı. Zurnanın biraz daha büyük klarnet çalıyor. Zurna'yı da gayet güzel çalar bence. Hiç problem. Yok. <laughs>